Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu görmüş olduğunuz çiçek modelli babet patiğimizin yapımını anlatacağım. 40 numara patiğimiz arkadaşlar. 40 numarada yaptım ben modelimi. Şimdi daha önceki videolarımda tüylü babet patik yapımı diye kırmızı ve mavi olarak anlatmıştım. Aynı model. Buraları falan aynı, her tarafı aynı. Yalnız ben üstüne böyle bir çiçek modeli yaptım. Daha önceki videolarımdan da kırmızı ve mavi renginden takip edebilirsiniz. Bakın böyle tüyler kullanmıştım. Daha önceki videolarımda model aynı. Bu kısımları aynı. Sadece şuradaki çiçek yapımını anlatacağım ekstra olarak bugün size. Şimdi dilerseniz patiğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ipim nakopuylanta ip. Numarası, ipimin numarası 54-08. Rengimiz 54-08 pudra rengi. Tabanlarım her zamanki gibi Rasim Uyar tabanlıktan alıyorum. Tığım da her zamanki gibi 3 numara 1.70 milimlik tığım. Ürünlerin açıklamasını, hangi malzemeleri kullandığımı açıklamalar kısmında belirtiyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Üstelik bu ürünlerimin satışını yaptığım Instagram adresimin linkini de açıklama kısmına ilave ediyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Babetimizin yapımına başlıyoruz. Her zamanki gibi önce taban tığlamayla başlıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Dış yüzü bize bakacak. İç tarafı yere doğru bakacak. Burun kısmının tepe noktasını baz alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. deliğimin içerisine batırıyorum. Ve buradan ipimi geçiriyorum. Bir tane bu şekilde sıkışlı sıkılaştırıyoruz. Bunu saymıyoruz. Sonra buraya, bu deliğimizin içerisine 1, 2 ve 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi yandaki deliğin içerisine geçiriyoruz. İçerideki ipimizi de yürüttük. Yine buraya da 1, 2, 3 tane ilmek çıkardık. Yandaki deliğin içerisine geçiriyoruz. Geçiyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar çok fazla taban tığlamayla video uzatmak istemiyorum. Daha önceki videolarımda 40 numara taban tığlama yapımını anlatmıştım. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi tepe noktam burasıydı. Tepe noktamdan sonra 1, 2, 3, 4 tane deliğimin içerisine 4'lü batacağım. Şimdi şuna da 3'lü batıp geliyorum. Toplamda 4 tane deliğimizin içerisine 3'erli battık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane deliğimizin içerisine de 4'erli batıyoruz. Bir, iki üç ve dört. Şimdi şu 1 2 3 tane deliğimin içerisine daha 4'lü batıp 4 tane deliğimizin içerisine 3'erli battık. 4 tane deliğimizin içerisine de 4'erli battık. Şimdi tepe noktasına, burundaki tepe noktasına geldik. Burundaki tepe noktasına 5 batırıyoruz. Beş tane ilmeğimi batıp geliyorum.
Burundaki tepe noktamıza 5 tane battık. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane deliğimin içerisine 4'erli batıp geliyorum. 4 tane deliğimin içerisine 4'erli batmalarımı yaptım. Şimdi yandaki deliğin içerisine 3'erli batıyoruz. 3'er batıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi 9 tane deliğimin içerisine daha 3'erli batıp geliyorum. Tepe noktasına 5 batmıştık. 4 tane deliğimizin içerisine 4'erli batmıştık. Ve 10 tane deliğimizin içerisine de 3'erli battık. Şimdi yandaki deliğin içerisine 1 tane ikili batıyoruz. Dediğim gibi daha önceki videomda makosen, tokalı makosen babet patik yapımında 40 numara taban tığlamasını detaylı bir şekilde anlatmıştım. Oradan da takip edebilirsiniz. 2 tane batmamızı yaptık. Şimdi yandaki deliğin içerisine geçip buraya 1, 2 ve 3 tane batmamızı yapıyoruz. Yandaki deliğin içerisine de 2 tane batıyoruz. 1, 2. Bir ikili batmıştık. Bir tane üçlü battık. Bir tane de ikili battık. 5 tane deliğimizin içerisine 3'erli battık. İkili üçlü batmalarımızdan sonra 2, 3, 2 battıktan sonra 5 tane deliğimizin içerisine 3'erli battık. Şimdi 2, 4. 4 tane deliğimizin içerisine 4'erli batıp geliyorum. 4 tane deliğimizin içerisine tepe noktamıza, topuktaki tepe noktamıza 4'erli battık. 4 tane deliğimize. Şimdi burada yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapıyoruz. Çok fazla videonun uzamasını istemiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane deliğimin içerisine 3'erli batıyorum. 1 ikili, 1 üçlü, 1 ikili batıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane deliğimin içerisine de üçlü batıp geliyorum. İlk baştaki zincirimizin içerisine tığımızı geçiriyoruz. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi taban tığlamayı 8. delikten başladım. Daha önceki videolarımda 7. delikten başlamıştım. Çünkü 37 numara taban tığlamaya 7. delikten başladım. 39 ve 40 numara ve üzeri numaralarda 8. delikten itibaren taban tığlıyorum. 37, 38'de 7. sıradan itibaren taban tığlamayı yapıyorum. Bu püf noktaları arkadaşlar. Numara büyüdükçe sayılarda değişebilmektedir. Taban tığlama değişmektedir. Numara büyüdükçe model değişir, sayısı değişir. O yüzden daha önceki videomda 7. deliğime batmışken şimdi 40 numara taban tığlamamda bu videomda 8. delikten itibaren batmaya başladım. Şimdi diğer videolarda yaptığım gibi taban kaydırma işlemini yapacağız. İlk deliğimizin içerisine battık. Kaydırma işlemini yaptık. Bir tane zincirimizi çektik. Sıradaki şöyle yakından göstereyim. Sıradaki deliğin içerisine dış dalına, sadece dış dalına. İkisini birden almıyoruz. Dış dalın içerisine kaydırma işlemi yapıyoruz. Diğer yandaki deliğin içerisine geçiyoruz. Şu şekilde sadece bir tek dalını alıyoruz. İçteki dalı kalıyor, dıştaki dalını alıyoruz. Ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Tekrardan göstermek istiyorum. Şu dış dalı alıyoruz. İçteki dal duruyor. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bütün bir tabanımın etrafını kaydırma işlemi yaparak tamamlayıp geliyorum. Kaydırma işlemimi tamamladım ve geldim. Şimdi ilk başta bir tane zincir çekmiş olduğumuz yer vardı. En son kaydırma işlemimi de yaptıktan sonra o zincir çektiğimiz yerin içerisine batırıyoruz. Ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi bir, iki tane zincir çekiyoruz. Ve artık iç dallarına batacağız. Tığımızın
doladık, tığımıza doladık. Şimdi bakın, içte kalan ilk sıradaki iç dalımızın içerisine batıyoruz. Bakın, içte kalan iç dalların içerisine batıp iki tane zincirden sonra ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Tekrar sıradaki deliğin içerisine bakın, zaten kendini gösteriyor ilmeklerimiz. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki deliğin içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki deliğin içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bütün iç dallarımı, yalnız bu karşılıklı, şuraya gelene kadar bütün iç dallarımın içerisine ikili trabzan yapıp geliyorum. İkili trabzanlarımı tamamladım ve geldim. 8. deliğin oradan başlamıştım. 8. deliğin oradan modelimi kurmaya başlamıştım. Aynı şekilde burada da 8. deliğin orada bitecek ikili trabzanlarımız. Burayla eşit olmak zorunda modelimizin güzel bir şekilde denk gelebilmesi için. Şimdi daha önceki videomda anlattığımda arkadaşlar 37 numara için anlatmıştım ben. 37 numarada şu görmüş olduğunuz direklerden 18 tane yapmıştım ben. Şimdi modelim büyüdüğü için 40 numara taban tığlamada anlatacağım için bu görmüş olduğunuz direklerden 20 tane yapıyoruz. Yani ikili trabzanlarımızın sayısı arkadaşlar, şu baştaki 2 tane zincirimizi de sayarsak ikili trabzanlarımızın sayısı toplam 59 tane olmak zorunda. 20 tane direğimize denk gelebilmesi için 59 tane ikili trabzanımız olmak zorunda. Şimdi tığıma doladım. Hemen yandaki deliğin içerisine, sıradaki deliğin içerisine batırıyorum. İç dalın içerisine çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki deliğin içerisine batıp çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki deliğin içerisine batıp çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yandaki deliğin içerisine batıp çakma sık iğne yapıyorum. Bütün deliklerimizin içerisini çakma sık iğneyle tamamlayıp geliyorum. Çakma sık iğnelerimi tamamladım ve geldim. Son deliğimin içerisine de çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi tığıma doluyorum. Şu ilk başta 2 tane zincir çektiğimiz yere bu şekilde ipimizi alıyoruz. İkisini bir çekiyoruz. İkisini bir çekiyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tığıma doluyorum. Tığıma doluyorum. Şu iç taraftan batıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle iç taraftan batırıyorum. Şöyle dış taraftan, önce içten dışa, sonra da dıştan içe doğru batırıp tığımı geçiriyorum. İkisini bir ve ikisini bir örüyorum. İkisini bir örüyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı şekilde bakın, biraz önce battığımız yerin devamından bakın. Şöyle içten dışa, dıştan içe alıyorum. Tığımı geçiriyorum. İkisini bir örüp ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bu işlemden 2 tane yaptıktan sonra tığımıza doluyoruz. Yandaki ilmeğin içerisine bakın, ikili trabzanın içerisine şu şekilde, bu şekilde alıyoruz. Tığımızı geçirip dıştan ikili trabzan yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz dış dalı yapıyoruz. Şimdi tığıma doluyorum. İçten batırıyoruz. Dıştan çıkarıyoruz. İkisini bir alıp ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Yine aynı şekilde
Bakın diğer battığımız yerin aynı yerine batıyoruz. Aynı dalın içerisine batıyoruz. İçten batıyoruz. İçten dışa batıyoruz. Şimdi de dıştan içe doğru batırıyoruz. Tığımızı çıkarıp ikisini bir alıyoruz. Tığımıza doluyoruz. İki tane bu modelimden yaptıktan sonra şimdi artık bir tane dış dal yapacağız. Sıradaki ilmeği bu şekilde batıyoruz. İkili trabzanımızın içerisine batırıyoruz. İkisini bir çektiğimiz ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. İçten batıp dışa doğru, şimdi de dıştan içe doğru batırıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Yine aynı biraz önce battığımız yerin aynı devamına batıyoruz. Aynı yere batıyoruz. Bakın. İçten dışa, şimdi de dıştan içe doğru batırıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Şu iki taneye battığımız için yandaki trabzanın içerisine bu şekilde batırıyoruz. Ve ikisini bir ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz kurulmaya başlandı. Şunlar dış dallarımız. Arada iki tane ikili trabzanlarımız var. İçten dışa, dıştan içe battığımız iki tane ikili trabzanlarımız var. Ve şu şekilde de dışa doğru battığımız dış dallarımız var. Modelimin etrafını bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Bakın beraber sayalım kaç tane olmuş bu direklerimizden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve şu ilk başta yaptığımızda 20. Bu direklerimizden 20 tane olacak arkadaşlar. Yani biraz önce dediğim gibi 59 tane ikili trabzan yaparsanız bu direkleriniz 20 tane elde etmiş olursunuz. Şimdi en son bu direğimizi yaptıktan sonra tığımıza doluyoruz. Şu aralarda batmaları yapmıyoruz arkadaşlar. Yani şu boşluklara batarsak artırma yapmış oluruz. Sıradaki ilmeğimizin içerisine batıp çakma sık iğne yapıyoruz. Sıradaki deliğin içerisine batıp çakma sık iğne yapıyoruz. Sıradaki deliğin içerisine batıp çakma sık iğne yapıyoruz. Bütün bir babetimizin etrafını bu şekilde çakma sık iğnelerle tamamlayıp geliyorum. Yan tarafları çakma sık iğnelerle tamamladım ve geldim. Şimdi tığıma doluyorum. Modelimin olduğu yere geldim. Yani burun kısmına geldim. Şimdi tığıma doluyorum. İlk baştaki şu görmüş olduğunuz direğimize şöyle dıştan içe, içten dışa bu şekilde batırıyoruz. Tığımızı ikisini bir çekiyoruz. Tığımıza doluyoruz. Şimdi şu iç taraftakilerin yapılımına geldi. İçten dışa batıyoruz. Dıştan içe batıyoruz. Tığımızı çıkarıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Yine aynı deliğin içerisine batırıyoruz. İçten dışa, dıştan içe batırıyoruz. Tığımızı çıkarıp ikisini bir alıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi dış dalımıza geldik. Dış dalımızı şu şekilde böyle alıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. İçten dışa batırıyoruz. İkisini bir
İkisini bir örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Tekrar aynı deliğin içerisine içten dışa, dıştan içe batırıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Şu görmüş olduğunuz dış dalımıza bu şekilde batırıyoruz. İkisini bir tek kat almamaya çalışın arkadaşlar. İkisini bir örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Tekrardan göstermek istiyorum. İçten dışa, sonra sıradaki deliğin içerisine dıştan içe doğru batıyoruz. Tığımızı çıkarıp ikisini bir örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Aynı biraz önce battığımız deliğin içerisine içten dışa, yandaki deliğin içerisine de dıştan içe doğru batırıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Şimdi tığıma doluyorum. Dış dalımı bu şekilde alıyorum. İkisini bir olarak örüyorum. Şimdi modelimde gördüğünüz gibi 1, 2. İkinci sıradayım. Şu görmüş olduğunuz çizgiler birinci ve ikinci sıra. Bu sıralardan toplamda 5 tane örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, videomu 5 sıra olarak tamamladım ve geldim. Bakın beraber sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra tamamladım. Yanları da aynı, hiçbir artırma eksiltme yapmadan çakma sık iğne ile tamamladım. Şu an 6. sıramdayım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. sıramdayım. 6. sırada küçültme işlemi yapacağız. Son ilmeğimde çakma sık iğne ördükten sonra tığıma doluyorum. Şu dış dalımızı direkt örüyoruz. Tığıma doluyorum. Şimdi şu içte görmüş olduğunuz kısımları eksilteceğiz. Burada iki taneydi. Şimdi bunları bire düşüreceğiz. Yine içten dışa alıyoruz. İkisini bir örüyoruz fakat kapatmıyoruz. Tığımıza doluyoruz. İçten dışa alıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Bu üçünü hepsini aynı anda kapatıyoruz. Böylelikle eksiltme işlemi yapmış oluyoruz. 2'den 1'e düşürmüş oluyoruz. Tığımıza doluyoruz. Dış dalımızı direkt örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. İçten dışa doğru batıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımızda 2 kalıyor. Tığımıza doluyoruz. İçten dışa doğru batıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü aynı anda kapatıyoruz. Bu kısımları direkt örüyoruz. İkisini bir şeklinde. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum. Tığımıza doluyoruz. İçten dışa doğru batmamızı yaptık. Normalde hepsini örüyorduk. İkisini örüyoruz. İkisi kalıyor tığımızda. Tığımıza doluyoruz. İçten dışa doğru batırıyoruz. Tığımızı çıkarıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz kalıyor. Üçünü aynı anda kapatıyoruz. Tığımıza doluyoruz. İkisini bir trabzanımızı yapıyoruz. 6. sıramı bu şekilde tamamlayıp şu noktaya gelince görüşelim. 6. sırada eksiltme işlemini yapmıştık. Diğer tarafta yan taraflara geçerken çakma sık iğne ile geçiyorduk. Şimdi 7. sıramdayım.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sıramdayım. Dediğim gibi buralarda hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece çakma sık iğne olarak örüyoruz bütün deliklerimizin içerisine. Şimdi 6. sıramız bu şekilde küçültme işlemi yapılmıştı. 7. sıramızda ise hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün deliklere batıyoruz. Şimdi şu dış dallarımızı dış dal olarak örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Şimdi 2'den 1'e düşürmüştük buradaki ilmeklerimizi. İçten dışa, dıştan içe batırıyoruz. İkisini bir, ikisini bir şeklinde örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Dış dalımızı yine aynı dış dal olarak örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. İçten dışa, dıştan içe şeklinde batırıyoruz. İkisini bir, ikisini bir olarak örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Dış dalımızı direkt örüyoruz. İkisini bir, ikisini bir şeklinde. Tığımıza doluyoruz. İçten dışa, dıştan içe şeklinde batıp ikisini bir, ikisini bir, ikili trabzan yapıyoruz. 7. sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Yan taraflara geçtiğimizde, bu tarafa geçtiğimizde direkt çakma sık iğne olarak devam ediyoruz bütün ilmeklerimizin içerisine. Şimdi 7. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 8. sırayı da aynı bu şekilde tamamlıyoruz. 9. sıraya geldiğimizde görüşelim. Evet arkadaşlar, 9. sıradayım şimdi. 7. ve 8. sıralarda hiçbir işlem yapmadım. Direkt ördüm bütün tabanım, babetimin etrafını. Şimdi 9. sırada yine eksiltme işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi babetimiz bayağı ortaya çıktı. Şimdi 9. sıradayım. 9. sırada eksiltme işlemi yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Artık iç dallarla hiçbir işimiz kalmadı. Sadece dış dalları öreceğiz. Tığıma doladım. Şu şekilde ikisini bir, ikisini bir, dıştaki dalları örüyoruz. İçteki dallara hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Ne çok gevşek örün, ne çok sık örün arkadaşlar. Bak direkt şimdi karşıya geçtim. Dış dalın içerisine. Tığıma doluyorum. Şu araya batmıyorum. Direkt dış dalıma batıyorum. İkisini bir, ikisini bir şeklinde örüyorum. Tığıma doluyorum. İç dallarla işim kalmadığı için direkt dış dala geçiyorum. İkisini bir, ikisini bir olarak örüyorum. Tığıma doluyorum. Dış dala geçiyorum direkt. İkisini bir, ikisini bir olarak örüyorum. 9. sıramızı da bu şekilde tamamlayıp 10. sıraya geldiğimizde görüşelim. 10. sıradayız şimdi. 10. sırada yine eksiltme işlemi yapacağız. Bu dış dallarımızı ikişerli ikişerli şekilde keseceğiz. Şu dış dallarımız, 20 tane dış dallarımızı ikişerli keseceğiz ve bunları ona düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi tığıma doluyorum. 10. sırada da eksiltme işlemi yapıyoruz. Tığıma doladım. Dış dalımın içerisine batırıyorum. İkisini bir örüyorum. İkisi tığımda kalıyor. Tığıma doluyorum. Yandaki dış dalın içerisine batırıyorum. İkisini bir örüyorum. Tığımda 3 tane kalıyor. Bu üçünü aynı anda kesiyorum. Tığıma doluyorum. Yandaki, bakın, 2 tane birden kestik. Yani teke düşürdük. Tığıma doluyorum. Dış dalın içerisine batırıyorum. İkisini bir ördük. Tığımda 2 tane kaldı. Tığıma doluyorum. Yandaki dış dalın içerisine batırıyorum. İkisini bir örüyorum. Tığımda 3 tane kaldı. Üçünü aynı anda kesiyorum. Tığıma doluyorum. Yandaki dış dalın içerisine batırıyorum. İkisini bir örüyorum. Tığımda 2 tane kaldı. Tığıma doluyorum. Yandaki dış dalın içerisine batırıyorum. İkisini bir örüyorum. Tığımda 3 tane kaldı. Üçünü aynı anda kesiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi
eksiltme işlemini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar 10. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 11. sıraya geldiğimizde görüşelim. 11. sıramıza geldik. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burnunda hiçbir şekilde kalkma olmuyor. Babetimizin gayet düzgün duruyor. Şimdi 40 numara babetimizde ben 12 sıra örüyorum. Çakma sık iğneyi de kesme işlemini de katarsak eğer 13 sıra, toplamda 13 sırada bitiyor babetimiz. Şu an biz 11. sıradayız. 11. sırada ise yapacağımız işlem bütün deliklerimizin içerisine çakma sık iğne batıyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz boşlukların içerisine çakma sık iğne batıyoruz. Bir önceki videolarımda arkadaşlar tüylü tokalarda yaptığım videolarda bu deliğin içerisi 37 numarada anlatmıştım ben. 37 numarada bu deliğin içerisine ben bir kere batmıştım. Çünkü 37 numara birazcık küçük bir ayağa göre olduğuna göre hani numarası biraz küçük olduğu için o yüzden bunlara bir tane batmıştım. Şimdi 38, 39, 40 gibi büyük numaralarda ise şu deliklerimizin içerisine ikişer tane batarsak daha düzgün ve daha güzel duracaktır. Tığımıza doluyoruz. Artık gördüğünüz bütün deliklerin içerisine batıyorsunuz. Tığıma doladım. Şu baştaki deliğimizin içerisine bir tane batalım. Tığımıza doluyoruz. Sadece baştaki deliğin içerisine bir tane batıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de sonda şurada bir boşluğumuz var. Oradakine bir tane batıyoruz. Bu boşlukların içerisine birer tane batalım. Şimdi tığımıza doladık. Şu yandaki deliğin içerisine batırıyorum. Çakma sık iğne yapacağız. Bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığıma doluyorum. Aynı deliğin içerisine tekrardan batıyorum. İkinci çakma sık iğnemi de yaptım. Şimdi tığıma doluyorum. Yandaki deliğin içerisine geçiyorum. Bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığıma doladım. Bir tane daha çakma sık iğnemi yaptım. Tığıma doluyorum. Yandaki deliğin içerisine bir tane çakma sık iğne yaptım. Tığıma doluyorum. Bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Bütün deliklerimizin içerisini ikişerli çakma sık iğnelerle tamamlayıp şu kısma gelelim. Evet gördüğünüz gibi burun kısmının her tarafını ikişerli bir şekilde batmalarımızı yaptık çakma sık iğnelerle. Şimdi şu batmamamız gereken boşluklar vardı ya o boşluklara bir tane tığıma doluyorum. Oraya bir tane batırıyoruz. Buraya bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Şimdi bütün babetimizin etrafını çakma sık iğnelerle tamamlayalım. Babetimi tamamlayıp 12. sırada görüşelim. Evet arkadaşlar 12. sıramıza geldik. Şimdi 12. sırada kesme işlemini yapıyoruz. Artık tabanım babetimiz bitmiştir. Kesme işlemini yapıyoruz. Tığımızı dolamıyoruz. Şimdi en son çakma sık iğnemi yaptıktan sonra şuraya hemen yandakinin içerisine kaydırma işlemi yapıyorum. Bütün deliklerimizin içerisine sırayla kaydırma işlemini yapıyoruz. Kaydırma işlemiyle beraber toplamda 13 sırada 40 numara babetimizin etrafını 13 sıra olarak tamamlıyoruz. Bu sayılar ve sıralar ayakkabımızın, babetimizin numarasına göre değişebilmektedir. Bütün bir babetimin etrafını kaydırma işlemi yaparak tamamlayıp geliyorum. Evet, kaydırma işlemini tamamladım ve geldim. Kaydırma işlemini bitirdim, ipimi kopardım ve içeriden yürüttüm. Şimdi babetimizin artık şu görmüş olduğunuz süsümüzün dikim kısmına geldik. Bu süsümü ben daha önce örmüştüm. Arkasına da bu şekilde çıt çıt yapıştırıyoruz. Şimdi bu çıt çıtımızın şu kısmını buraya dikip geliyorum arkadaşlar. Çırt çırtımı diktim ve geldim. Şimdi artık süsümüzü yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kısmını
modelimize yapıştırıyoruz. Bir kısmını da babetimize dikiyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve babetimiz bitmiştir. 40 numara babetimizin yapımı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.